Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. The Beast Inside'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Ev acayip soğuk, şey açtım ama şu küçük ayak altı ısıtıcılardan umarım sesi gelmiyordur. Eski kulübeyi restore etmek burada karşılaştığım en büyük zorluk değil. Bunu okumuştum değil mi? Deliriyormuşum gibi hissediyorum. Nicholas'ın anılarıyla ilgili olduğunu düşünmeden edemiyorum. Ben şunu kapatayım da. Sesi gelir falan. Arkadan vuu diye ekstra bir ses duymayın. Biraz üşüyeceğiz. Bu niyeyse soğuk bugün. Ankara bayağı soğuk ya. Üşüyorum. Şuralarım falan bayağı üşüyor. Oyun da başlayacak inşallah. O sırada ben şu işimi halledeyim. İşim dediğimde çorapları biraz yukarı çektim. Bacaklarım açıkta kalmış. Üşüdü. Hadi bakalım. Yerleştik koltuğumuza da. Evet, buradan mı? Yo, ben gitmiştim burayı. Şuraya inmiştim. Şurada bir sahne mi olmuştu? Halayla geçtim. Hayda. Abi mesela ben burayı açmışım. Orada niye kayıt noktası oluşturmuyorsun ki sen tekrar beni burayla uğraştırıyorsun? İlginç bir şey yani. Kalkma, pardon. Yukarı. Ay, alıp gidelim. Looks ancient, but maybe the blade is still sharp. Adem. Could go through here. Şimdi saptayıcıyı alacağız elimize. Nerede? Şu yöne gideceğiz. Şura nereye gidiyormuş? Bura kapalı mı? Evet, bura kapalı. İtinayla kapatılmış. Burada bir köprü var. Köprüye gidelim. Burası. Ne yapıyorsun la burada? Anomali ne senin ya? Neredesin? Gezme ya. Sabit dur. Headshot. Left. I'm close. I can feel it. Buraya gitmiş. Ben şuraya bir bakacağım. Orada dolanıp buraya mı iniyor? Üstten gidiyor. Şimdi burada bu yol varsa muhtemelen ben o üstten aşağı düşeceğim. Bir çıkalım. Muhtemelen aşağı düşeceğim.
Yoksa ben videoda olmasam orayı gider gezer geri gelirdim. Hiçbir şey atlamayı sevmiyorum. Şurada bir yol var. Bura bizi bir yere götürüyor mu diye bakıyorum. Yok. Genelde götürmüyor da yine de halen daha böyle içimde umut var. Hikayeye dair bir şey görürüm. O huyumu bir şey yapamıyorum. Hadi buradan dümdüz gideyim diyemiyorum. Benim gibi merak eden de çoktur eminim. Mesela zaten buraya geldiğimizde... Yine şey... Kapıyı mı kıracağız? Ne yapacağız? Ne yapalım hocam? Açırım, çekiyorum, gelmiyorsun ki. La şunu bir bırak ya. Yok, mecbur aşağıdan gideceğiz ya. Böyle güzel düştük. Buradan bir şey yok. Yo, Allah Allah. Ama onu ben çekiyorum. Çekince gelmiyor kapı. Çok mu şey uğraşmam lazım acaba? Bir daha deneyelim. Şuradan... Oraya geçiş yok. Bitirmeye de çalışıyorum. Yok abi olmayacak bu. Buradan değil. Saptayıcıyı takip et diyor. Dur bakalım. Kalkar mısın? Evet şu tarafa gideceğiz. Evet burası. He slipped through here. Time to suck in my gut. Çek çek. Ama ben şurayı görsem çok daha tatlı olurdu ya. Orayı görmeyince sarmıyor. Böyle çok kısıtlı hissediyorum kendimi. Oyun güzel yani bunu file... Ya yine şeyini... Bakacağım ya bu sefer. Destiny... Destined mi oluyor? Destined mi oluyor? Destined diyelim. Dinleme var mı? Dinle hocam. Mukadder. Tamam, mukadder değil. Şunu dinle. Destined. Destined. Tamam, destined abi. File destined. ben yürüyemiyorum. Neden? Doesn't seem too stable, but maybe I can get to the other side. Fuck, I'm not as fit as I used to be. Düşeceğiz aşağıya. Kaldır hocam. Beyaz boyalı ya, bir işimiz var mı acaba diye düşündüm de sanırsam yok. Hani şöyle altına giriliyor mu? Yok. Bunu çektik. Ha şuradan girilebilir mi? Yok yok. Oyun müsaade etmiyor. Diyor ki şuradan git. Ama oradan da bir sıkıntı olacak bence. Aşağıya düşüp aşağıdan devam edeceğiz. Yoksa bu kadar büyük yol yapmazlardı ben. Zannetmiyorum. Hayda. Bura zaten çökükmüş abi. Ne önlemi kaldı ki burada? Ha, buradan sola yol var. İyi bari. Dedim şu aşağıdan gideriz herhalde diye düşün. O zaman orası geri döneceksek geri dönüş yolumuz olabilir. Niye basmıyorsun? Ha, zıplayacağız mı? Bu adam ne parkur yaptı ya? X'e basacağım diye.
hid something in the feeder. Yemliğe bir şey saklamış. The inn. Thanks for the tip, dickhead. Niye attın ki? Duraydı bizde. Otele ulaş. Rüyamızda ya da işte sanrılarımızda gittiğimiz otel mi o? Oraya buradan bir yol mu varmış? File Descent yapımcılarının oyunu galiba bu. Yine bakmadım ona ama onların oyunu gibi duruyor. O tablo olayları bir de bir tane Lucky bilmem ne vardı ya. Lucky Strike'ın imitasyonu bir sigara vardı galiba. Şimdi onları bir araya getirince öbür oyunda da aynısı vardı. Hillside Inn, Shore. Şimdi... Ben bu tarafa gideceğim. Ama Shore neymiş? Mağaraya gideceğiz biz herhalde. Ne varmış burada? Geçiş var mı? Man, this boat looks like it's 100 years old. Aa, botun hiçbir şeyi yok. Vay be, manzarayı kes. Neyse, işimize odaklanalım. Şuradan gidemiyoruz. Tamam, burası bu kadar. Burada sadece bu bot 100 yıllık gibi duruyor muhabbetini yaptık, dönüyoruz abi. Oh, what do you know? You might as well pull up a deck chair here and forget all about the war. İşte ondan bahsediyorum ya. Hadi gidelim. Evet. Şimdi şurada ne var? Burada ne var? Burada bir şey yok aslında. Değil mi? Yol buradan mı? Lan şuradan bir yol var. Bir de buradan var. Bir dakika. Bu yol nereye çıkıyor? Bura kapalı. Tamam. Hele şükür. Tek yere yönlendirdi mi? İyi. Ama yine de toplanabilir bir şeyler. Böyle büyük bir oyunda oluşturulmalıydı. Bence alanı çok geniş. Yapılabilirdi. What do we have here? An old tent, some abandoned stuff. Looks like someone just left it all and never came back. But why? Fakat neden? İçine bakmayalım mı hocam? Biri gitmiş olsa dahi içinde bir şeyler olabilir. Niye bakmıyoruz? Bir ipucu koyulabilir doğruya mesela. Bu kadar yol geliyoruz. İpucu toplaya toplaya... Ya susar mısın sen de hadi. İpucu toplaya toplaya gelmek daha eğlenceli olurdu. Hikayeyi aça aça giderdik. Adam atlattım otele gidiyorum dedi. Biz karanlıkta geldik ya, muhtemelen şuralardan... Evet, burayı geçtim. Şu ileride araba var. Aynen. Otel de burası. Dur bakayım. Ha, bu buradaki ev. Otel şu taraf değil miydi ya? Büyük bir binanın kalıntıları gibi gözüküyor. Burada ne oldu? Otel orada değil miydi ya? Yoksa buradan başka bir yere mi gideceğiz? Şuradan bir yol var. Şurayı bir kurcalayayım. Dur hocam. Burayı tanıdık geldi burası, şu ev. That mine shaft looks deep. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it'd lead to the inn. I could try to go down this way, but first I need a stronger rope. Mine is definitely too flimsy. I saw a tent on my way here. Maybe I can find something inside. Heh. Dediğime geldi. Şimdi çadıra geri bakacağız. Şuradan yol var galiba çadıra. I should check the nearby tent. Buradan değil. Bura mı?
Yok. Burada değil ama palayı kullanabileceğim bir yer buldum. Tamam. Çok büyük ya. Buradan aşağıda çadır orada. Tamam, buradan o mağaradan gireceğim oraya da. Aynen. Bura geldiğimiz yol. Ha. Bir aşağı inen şey var. Çantayı buradan alacağım. Yukarıdan düşüreceğim. How long has this poor guy been hanging here? Strange that no one came looking for him. Kimsenin onu aramamaya yönelmesi galiba. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Oo, iyi atıyormuş ya. Üçüncüde vururuz artık herhalde. This will certainly come in handy. Tamam. Neden madene inmeliyim peki? Oradaki şeyleri elimizdeki keskiyle açmak daha kolay olmaz mıydı? Yani bence olurdu, daha kolay olurdu. Neyse. İşimize bakalım. Yalnız çok sağlıklı asmadın gibi hocam. Kopmasın. Görüntü nasıl? İyi. Donma takılma yok gibi. Yani. Oradan atladın ha. Peki o vatandaş nereden geçti acaba? Buradan mı gitti o da? Taşı öyle atıyorum, bunu böyle atıyorum. İlginç. Allah Allah. Hocam. Oradan oraya nasıl atlamadın sen? Geçtik. Bura fight yaptığımız alan değil mi ya? Bura fight yaptığımız alana benziyor. Ağaçlar yoktu bu kadar. What the hell is he up to? Ben gideceğim ben onun yanına. Bura çıkmaz sokak. Beni görmesin diye eğildim ama sanki görecekmiş gibi. Ben şuralardan bir yerden baktıysam eğer, yok ben şu, aha orada gidiyor. Burada galiba. Where did he go? Bir yerden çıkıp kafamıza vuracak. Mouse kırılacak artık. Şimdi oradan burayı niye kırdık biz?
buradan o tarafa geçiş yok diye. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that. Aşağıya bir... Komple ahşaptan mıymış bu materyal? Şu boyaları takip ediyorum. İncele. Mekanı küle çeviren yangının sebebi olabilir mi? Bu kadar küçük bir şeyin o kadar hasar vermesi beni korkutuyor. Yine boyalar. Better be careful. Arap. De dileğli korktum ya. Lan bu adam ne yapıyor? Benimle kafam buluyor ya. Who is he? What did he hide here? I need to turn that safe around somehow if I want to reach it. I can't move it with my bare hands. Adam nereye kayboldu ya? Yok oldu gitti. Çıplak elde yapamıyorum ne demek hocam? Ne de yapacağız? Odun mu? Buranın içinde de hiçbir şey görmedim ki ben. Hiçbir fikrim yok şu anda ne yaptığımıza dair. Kalıntıları araştırıyoruz. Acaba dışarıları mı araştıracağım bu içeriği değil de? Çünkü burada odundan başka hiçbir alet edevat yok ki. Oradan girmişti. Buraya bakamıyoruz. Bir tur daha dönerim bakalım. Burada şu var. Bunda bir şey yok. Allah Allah. Burada da bir şey yok. Niye atlayamıyorsun? Ha, dışarı çıkamıyoruz oradan. Dışarıyı da dolanayım dediydim ama buralarda bir şey göremedim hocam. Tekrar şu üst tarafa çıkıp aşağı düşsem aşağıda gidecek bir yer yok. Direkt cumburlop ölüme.
Evet. Burada gözümüzün önündeymiş. Bizim de suçumuz var bu işte. Geri zekalı. What is this place anyway? What's in this damn safe? How do I open it? Maybe I can find something in this room. Cehenneme geldik biz harbiden ya. Burada bir şey var ama biz oraya gidemiyoruz. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. İncil'den bir sayfanın burada işine, o yaşlı cadı mı, yerliler batıl inançlara mı sattı? Umarım kazağa bağlayıp yakmamışlardır. Bu tarafa geçiş yok. Burada bir kapı var. Ne oluyor? It's locked from the other side. Anahtar bulacağız oraya. Ha ya da onun arkasına geçeceğiz değil mi? Burası bizim mekana giriyor. Çatırt. Bu ne abi? Adam buradaymış. Anlaşılan birisi kilidin kombinasyonunu not etmiş. Hangi sayılara ihtiyacım var ki benim? Unutma, cevap yok. Oba. O birinci var, ikinci var, üçüncü var, dört. Ana, fıçıt, fıçıt. Dur, buradan yürüyeceğiz bak. Herhalde bu sayfadan yürüyeceğiz. Ama denk geliyor mu sayılar? Yok, biraz kayık oluyor. Bir tane daha geçebiliyoruz mu? Yok. Anlam çıkartamıyorum. Neden? Numbers from the notebook. Which ones stand out?
Yani hangisi dikkat çekiyor dediğin, burada 7-9 yani çok dikkatimi onlar çekiyor. Mesela burada daha çok bir 3 yine 4 üçüncü 1-0-4. Ama yani dikkat çekiyordan kastın nedir? Onu anlamadım. Yedi çok dikkatimi çekiyor bu sayfada. Üç çok dikkatimi çekiyor. Üç ve yedi çok var gibi geliyor bana. Hatta en çok yedi var burada bence. Sonuncu yedi olsun. Tabii bir önceki sayfa biraz şey ama bir önceki sayfa bence sıfır. Ya da 1. Bu ikisinden biri. 0 ya da 1 diyeceğim. Şöyle alt üstlü yazacağım denemek için. Yani aslında sonuncu 0 ya da 1. Üçüncü 7. Burada 3 çok dikkatimi çekiyor ya. 3 diyeceğim. Bu birinci. 3. İkincide de Someone that will 9 make up the cipher. Let's see. 9 ilgimi çekiyor. 3970, 3971 falan deneyeceğim. Unutma. Cevap yok. Aslında ne cevap şimdi değil diyor burada. Unutma cevap. Hediye değil, cevap şimdi değil gibi bir şey. Yani present hem günümüz anlamına geliyor hem de şey hediye galiba. Gift de hediye, present da hediyeydi galiba. Öyle bir anlamı vardı. Ama şimdi diye düşünsek cevap şimdi değil olsa ama yani belki temel anlamıyla cevap yok diyor olabilir. Bir de şurada bir şey var. Bunu bizimle bir alakası yokmuş. Olmadı. Çünkü 3971 ya da 3970 demiştik. İkisi de olmadı. Şimdi burada ben en çok 9 dikkatimi çekiyor burada. Sonrasında da 7 ya da 3. Ama 9 ya bu. İkincisi 9. Ben öyle gideceğim. İkincisi 9. Birincisi 'yani şöyle genel bakıyorum. En çok ilgimi çeken 4. Dördüncüsünde 0. Dördüncüyü sayalım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane 0 var şu sayfa, iki küçük sayfada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sonuncu 0. Şimdi 4900, sonu 0. Bu da 70. 4970 diyeceğim bir de. Sadece başıncındaki sayıyı değiştiriyorum. Someone added a note in the notebook. The answer is not present. Looks like a hint. There's something missing.
970. Bir şeyler eksik diyor. Şöyle ki, bir şeyler eksik olsun. Ben yine bir şey deneyeceğim. Eksik olan bu değil mi? Hiçbiri açmadı. Dur bakayım. Öbür şey neredeydi? 12, 2, 3. On iki, iki, üç. 12 bölü 2, 4. 4 eksi 3, 1. Oradan bir şey çıkmaz gibi. O yaşlı cadı bizi Tanrı'nın sözleriyle korkutabileceğini mi sanıyor? Tanrısı bunca zamandır neredeydi? Bunca insan karanlıkta ölürken ne yapıyordu? Arkasına öyle bir not düşmüşler. Şunu tab basmak yerine escape basıyoruz. Bir şey eksik diyor adam. Da kardeşim işte baktık. Her yere bakmadık mı? Yırtık bir sayfa var da ben mi görmüyorum? Burada yok. Buralarda yok abi öyle şeyler. Burada bakayım. Buradan da gözükmüyor bir şey. Üçüncüsüne 7 dedik değil mi? Ya tek tek sayayım mı ben şimdi burada bu kadar 7 var diye? Her satırda 4, 5, 7 var yani 4-5 tane 7 var. Üçüncü Those 7. numbers in the journal don't seem to be random. Maybe I should look for what could be missing. I'll take another look. Ha, öyle de olabilir. En çok ne dikkat çekiyor diyor ya burada olmayan sayı sonuncuda bir yok mesela. Anladım. O ilk başta adam beni yanılttı hangi sayı yok. Burada 7 yok mesela. 3 de yok. 3 yok, 7 yok. Değil mi? Beş de yok sanki. Bu sonuncu mu? Sonuncu. Üçüncü bir, sonuncu üç, beş, yedi. Bakalım. Altı da yok galiba. Üç, beş, altı, yedi diyeceğim ben buna. Bunları tek tek deneyeceğiz. Altı, yedi. İkinci şey birinci 6 yok var 7 yok birinci 7 ikinci de 4 yok galiba 4 gördüm bir tane 5 yok 5 göremedim. 7510 gerisine bakacağız. Tam bitir.
3'e deneyeceğiz. 5'i deneyeceğiz. 6'yı deneyeceğiz. There, finally. 7516'ymış. Yargıç beni boğmaya çalıştı. Eğer şey olmasaydı boğabilirdi de. Yargıç beni boğmaya çalıştı ve silindir şapkalı ve maskeli adam olmasaydı neredeyse başarıyordu. Yargıç Norton'u gözlerimin önünde öldürdü, onun boğazını kesti. Beni kurtarmaya çalışıyor gibiydi ama neden? Aa, o Norton mıydı yanan? Yargıç Norton'u. Ha, yargıç virgül değil, yargıç Norton'u. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Çok fazla kan var. Yeter. Misafirlerden biri mi bu? I don't know. Bilmiyorum. Git birini getir. Kan kaybından ölecek. I'll get help. Yere bastır, ben gidip room 207. Where are you? 207 numaralı oda. Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Walter Gilman. Holy mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. There are so many of them. Bu konuşmayı daha önce de duydum diyor. I think I've heard this conversation before. They said that a certain detective, Walter Gilman, looked for the Walter judge. Gilman kimdi? Hadi bakalım. He was interested in missing people from the area. He might know something about my father's disappearance as well. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Neden olmasın? Sonraki bölümde Walter Gilman kimmiş bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şeydeki o uzun süreli arayışımı kırpacağım. Siz orayı görmeyeceksiniz ama ben o boruyu bayağı bir aradım. Kıza kıza aradım. Bu bölüm şu anda 1 saatte kesiyorum ama 1 saatten bir 10 dakika kadar kısa olur. Muhtemelen 50 dakikaya düşer. Sonraki bölümlerde görüşünce dek kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.